Tiffany Tomato başkanla baş başayı sunar. Sevgili seyircilerimiz iyi akşamlar. Ordu'nun Dünyayı Açma Penceresi TV52'den siz sevgili seyircilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili seyircilerimiz, gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınır ötesi terör ve teröristlerle yapılan bu kahramanca mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerimize öncelikle başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklar diliyorum. Dileğimiz o ki şehitlerimiz gelmesin, gazilerimiz olmasın ama maalesef bunun adı eğer bir savaştaki öyle siz daha iyi tarif edeceksiniz. Bunlar elbette ki kanı dökülmeyen, kan dökülmeyen toprak zaten toprak herhalde olmuyor. Çanakkale'de, efendim İnönü'de, Sakarya'da hangi mücadeleyi vermişse Türk ordusu bugün de aynı mücadeleyi veriyoruz. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam Ordu Üniversitesi'nden konuklarımız var. Hemen yanımdan başlamak üzere tanıtmak istiyorum. Orta Doğu ile ilgili büyük çalışmaları olan Profesör Doktor Ergin Ayan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hemen genç bir kardeşimiz var. Yine Amerikan ve Orta Doğu politikaları ile ilgili çalışmaları olan kardeşimiz Doktor Hakan Güngör Bey var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca yine Profesör Doktor İlhan Ekici tarihçi hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi ben izin verirseniz hocam esas soruya geçmeden önce, şimdi tankın üzerine çıkan askere nereye gidiyorsun? Diyor ki Kızılelma'ya. Şimdi Kızılelma'yı bilmeyen insanlar zannediyorlar ki pazarda satılan o kırmızı elma var ya İlhan hocam. Böyle bir şey zannediyorlar da onu zannetmesinler. Şimdi kısaca Kızılelma nedir? Bu insanlar oraya çıkarken neyi söylemek istiyor? Kızıl elma bir milletin tarih bilincindeki hedeflere işaret etmektedir. Tarihi olarak baktığımızda Osmanlı döneminden beri bütün toplumların idealleri var. Osmanlı'nın da var. Osmanlı Devleti içinde Kızıl elma hep bir sonraki ele geçirilmesi gereken yer veya idealleri sembolize eden bir kavram ve deyimdir. Hedef değil mi? Evet, hedeftir. Fatih için Kızıl Elma Roma'dır, Vatikan'dır. Kanuni için Viyana'dır. Hep bir sonraki hedefe kilitlenmiş olan bir devleti, toplumu, askerleri kanalize edebilmek, idealize edebilmek ve o yolda motive edebilmek için bir semboldür Kızıl Elma. Evet. Elbette ki askerlerimizin Kızıl Elma'ya diyerek o tankın üzerinde gösterdikleri şey de sembolik anlamlar ifade etmektedir. Her zaman eleştiriyorum ama tarih şuurumuzun en azından Kızıl Elma konusundaki sembolik anlamı bu gençlere verdiğimizi veya hatırlattığımızı göstermesi bakımından anlam ve değer taşımaktadır. Dolayısıyla Kızıl Elma gerçekçi olmak kaydıyla, realist olmak kaydıyla bir toplumun hedefini işaret eden semboldür. Evet, çok teşekkür ediyorum. Böylece bunu duymuş olalım. Şimdi
Sayın Hocam, Ergin Bey, şöyle başlayalım. Şimdi tarih konusu biraz ağır bir konu. Biz tabii her ne kadar öğretmen olsak bile biz aspirin öğretmenleriz. Her şeyden haberimiz var. Ancak tarihi konuşmak tarihçilere has bir şey. Hatta bir söz var. Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizermiş. Onun için bu akşam tarihimizi konuşacağız. Orta Doğu'yu konuşacağız. Sevgili hocam, şimdi sorum şu. Herhalde benzeteceğim soruyu. Orta Doğu'da bugünkü yaşananların tarihsel sürüciyle başlayalım hocam. Evet. Çok isabetli olur. Size sağ olun. Buyurun. Öncelikle ben de şahsım adına Zeytin Dalı operasyonunda çatışan askerlerimize güç ve kuvvet diliyorum. Şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Gazi olanlara da Allah sağlık versin. Amin. Elbette tarihi konuşmak kolay değil. Siz de ifade ettiniz ama ben de bir kez daha ifade edeyim. Lütfen. Ben de 30 yıldır akademik anlamda tarihle uğraşıyorum ama hala bizim için de kolay değil. Çünkü tarihin kendisi, evet, bir okyanusa benzer, deryaya benzer. Ucu bucağı yoktur. Ama biz hasbelkader işte kendi çapımızda dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi günümüzde Orta Doğu'nun karşılaştığı sorunların temelinde Birinci Dünya Savaşı sonrasında Arapların ve İtilaf devletlerinin kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalar yatmaktadır. Bu antlaşmalardan birincisi Sykes-Picot antlaşmasıdır. Sykes-Picot antlaşmasında bağımsız bir Arap devleti ya da Arap Devletleri Federasyonu'nun tanınacağı ifade edilmiştir. Bu antlaşma Fransız mandası yönünde atılan en önemli adımdır. İtalya'nın San Remo kentinde 1920 yılında toplanan Yüksek İttifak Konseyi Sykes-Picot Antlaşması'na uygun olarak Arap topraklarında manda yönetimlerinin kurulmasına onay vermişti. Diğeri ise Mısır'daki İngilizlerin valisi McMahon'ın Hicaz Emiri Hüseyin'le Türkiye'ye karşı isyan ettikleri takdirde Arapları destekleyeceklerine dair ve onlara bağımsızlık vereceklerine dair vaatleriydi. Efendim, Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sırada Şerif Hüseyin ve McMahon'un yazışmaları sonunda Araplar Mekke'de 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı isyan bayrağını açtılar. Tabii bu isyan hareketinde İngilizler tarafından büyük ölçüde mali olarak desteklenmişlerdir. Ama bu isyan hareketlerinin bütün Araplar arasında kabul gördüğü söylenemez. Şüphesiz bilhassa Mısırlı entelektüeller buna karşı çıktıkları da vakidir. Yine 1917'de Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanması Araplar üzerinde soğuk duş etkisi yapmıştır. Bunun yanında 1917'deki devrimle Rusya'daki idareyi ele geçiren Bolşeviklerin Balfour Deklarasyonu'ndan birkaç gün sonra gizli Sykes-Picot antlaşmalarını açıklamaları, Şerif Hüseyin ve diğer Avrupalı liderler arasında adeta bir şok etkisi oluşturmuştur. Çünkü onlar müttefikleri olan İngiltere'ye ve Fransa'ya aşırı derecede güveniyorlar, evet, ve bağımsızlıklarını elde edeceklerine inanıyorlardı. Bundan dolayı her iki gelişme de Araplar tarafından kendilerine ihanet olarak
değerlendirilmiştir. Nitekim Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere ulusal yurt bağışlanacağının anlaşılmasıyla, yani İsrail Devleti'nin temelleri de fikirsel olarak o sırada atılmıştır. Filistin Meclisleri Yüksek Komiseri Kudüs'teki ABD temsilcisine çok ağır laflar söylemişti. Neticede Sykes-Picot antlaşmasının onaylanmasıyla 4 bağımlı Arap devleti ortaya çıkmıştır. Bunlardan Lübnan ve Suriye Fransa'nın, Irak ve Filistin'de İngilizlerin manda yönetimine bırakılmıştır. 1922'de ise Filistin topraklarında 5. bir devlet olarak Ürdün oluşturulmuştur. İşte İngiltere Balfour Deklarasyonu'nu kullanarak burada Yahudileri ön plana çıkarıp ABD ve Rusya'ya karşı, Amerika ve Rusya'ya karşı bir ittifak oluşturup siyasal ve ekonomik üstünlük sağlamayı amaçlıyordu. Amerika ve Fransa'nın da İngiltere'den aşağı kalır tarafı yoktur. Onlar da gerek Yahudiler ve gerekse bölge halklarını kullanarak yeni önemi anlaşılan petrol bölgelerinde mandater devletler kurma yolunu seçmişlerdir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri daha çok Monroe doktrini çerçevesinde Wilson ilkelerine bağlı kalmış, yayılmacılığa karşı ulusal devlet kuruluşlarını destekleyerek azınlıklara arka çıkmıştır. Bu amaçla Ermeni devletinin kurulması yönünde harcadığı çabalar, Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde Sovyet Rusya'nın dağılmasına kadar başarılı olamamıştır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra değişecek ve yayılmacılık dünya hakimiyeti şeklinde günümüze kadar devam edecektir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da çoğunluğunu Arapların ve Kürtlerin oluşturduğu bölgeler Osmanlı'dan koparılmış ve buralarda manda yönetimleri kurulmuştur. 2. Dünya Savaşı'na kadar devam eden bu uygulama savaş sonunda terk edilmiş görünmekle birlikte bölgede oluşan otorite boşluğu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından doldurulmuştur. Sovyetlerin çöküşüyle tek başına bölge ve dünya hakimiyetini ele geçiren, yani tek kutuplu dünyaya hakim olan Amerika Birleşik Devletleri, artan petrol ihtiyacını, buna altını çizmek istiyorum, enerji kaynaklarını karşılayabilmek amacıyla 1990 sonrası bölgeye özel önem vermiş ve tek başına bölgeye hakim olmaya çalışmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ele geçirdiği dünya süperliğini devam ettirmek ve hiçbir ülkenin kendisine yetişmesine fırsat, şans ve olanak vermemek için petrol ticaretini ve fiyatlarını kontrol etmek zorundadır. İşte bugün Orta Doğu'da yaşanan bütün bu kan gölü manzarasının temel nedeninde benim fikriyatıma göre enerji kaynaklarına sahip olmak birincisi. İkincisi, bölgede 1945'ten sonra kurulmuş olan İsrail Devleti'nin güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla buradan çıkan başka bir sonuca göre de İsrail'in kutsal kitaplarında yer alan arz-ı mev'ud denilen işte vaat edilmiş topraklara sahip olmasını sağlamak, Büyük İsrail projesini. Bunun için daha sonra tekrar konuşacağız. İşte yeni dünya düzeni, evet, evet. Amerikan yüzyılı ve 1994'ten itibaren Büyük Orta Doğu projesi denen proje hayata geçirilmiştir. Arap Baharı da
bu projelerin bir devamıdır. Peki. Teşekkür ederim. Hocam, o zaman Arap Baharı'nı biraz Hakan Hocam sizinle başlayalım mı? Tabii. Arap Baharı'na geçmeden önce bir Orta Doğu. Buyurun. Aslında. Evet, siz aynı zamanda Orta Doğu uzmansınız. Orta Doğu kelime itibariyle problematik. Evet. Bir kelime olduğundan dolayı önce onu irdelemek lazım. Buyurun. Diye düşünüyorum. Çünkü Orta Doğu kelimesi itibariyle İngilizlerin ortaya atmış olduğu bir terimdir. Biliyorsunuz 1850'lerde bu kelime İngilizlerin Hindistan'daki ofisinde meydana atılmış ve İngilizlerin kendi Hindistan sömürgelerini korumak amacıyla ortaya atmış Suez kanala, yani Mısır'daki Suez kanala alternatif olarak ortaya atılmış ve kendi sömürgelerini korumak için sunulmuştur. Fakat bu terim 1902 yılında Alfred Mahan tarafından, bir Amerikalı subay tarafından, deniz subayı tarafından iyice yaygınlaştırılmış ve özellikle Ruslara karşı İngilizlerin Hindistan'daki sömürgeleri garanti altına alınmıştır. Şimdi bu Orta Doğu dediğimiz yer neresi aslında? Orta Doğu dediğimiz yerin bir coğrafi olarak bir sınırları yok. Bir din olarak sınırları yok. Bir dil olarak da sınırları yoktur. Mesela coğrafi olarak bakarsanız, isterseniz bunu coğrafi olarak bir ele alalım. Coğrafi olarak ele aldığımız zaman Orta Doğu üç kıtanın, Asya'nın, Avrupa'nın ve de Afrika'nın kesiştiği yere Orta Doğu derseniz, bu sefer Pakistan, Afganistan gibi veya Cezayir gibi Orta Doğu'nu kültür, din ve tarihini kendi bünyesinde barındıran devletleri bertaraf etmiş olursunuz. İçerisine almamış olursunuz. Ha, bunu din olarak alırsanız dinde de problematik yaşarız. Gene yaşarız. İslam olarak alırsanız, örneğin Orta Doğu'da İslam olarak ele alırsanız, Orta Doğu'da İslamiyet kendi içerisinde birkaç gruba ayrılır. Bunu Sünni, Şii veya Druz Müslümanlar olarak gruba ayrılır. Hristiyan olarak alırsanız Maronite Hristiyanlar, Koptik Hristiyanlar ve birçok diğer Hristiyan grupları da gene Orta Doğu'da mevcut. Yani bunu din olarak da coğrafi olarak ele alamıyoruz, din olarak ele alamıyoruz. Dil olarak ele almaya çalışırsak dersek ki işte dilleri Arapça olan veya İbranice olan veya Türkçe olan gruplar veya Farsça olan gruplar Orta Doğu içerisinde ele alabiliriz diyoruz. Peki böyle dersek sorun nerede çıkar? Bu sefer de Türkçe konuşan veya Türki dilleri konuşan bir sürü Türki cumhuriyetler var. Fakat biz bunları Orta Doğu'dan saymıyoruz. Yani problem olarak baktığınız zaman Orta Doğu'nun kökeninde problem var. Orta Doğu'nun kelime itibariyle problem var. Neden böyle bir problem var? Çünkü Batı merkezli bir kelime olduğundan dolayı böyle bir problem mevcuttur. Az önce Ergin Hocam'ın da bahsettiği gibi, yani mevcut problemlerin, günümüzdeki mevcut problemlerin birçok temelinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya atılmış olan antlaşmalar mevcuttur. Araplar uzun süre, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın 1915'lere kadar bu milliyetçilik, Arap milliyetçiliklerini bir şekilde örtbas etmeyi becermişlerdi, başarmışlardı. Fakat Henry McMahon, yani Mısır'daki İngiliz başkomiseri, bu Şerif Hüseyin, özellikle Şerif Hüseyin'in oğlu ateş, milliyetçilik konusunda ateşli olan Abdullah'la ilişkiye girdikten sonra burada yavaş yavaş bir Arap kıvılcımı ortaya atılıyor. Peki Şerif Hüseyin bunu nasıl kabul etmiş? Şerif Hüseyin'in bunun kabul etmesinin temelinde şu yatıyordu. Bir, Orta Doğu'da bir Arap devleti ve kendisinin de başında olabileceği büyük bir Arap devletini kurma fikriydi. Bu fikir Arap, İngilizler tarafından desteklenecekti. İkincisi, Türklere karşı, yani Osmanlılara karşı girişecek olan bir mücadelede lojistik desteğinin tamamının sağlanması hususundaydı. Komiktir, özellikle Şerif Hüseyin'e vaat edilen topraklar birçok devlet tarafından, az önce birçok antlaşma saydı Ergin Hocam, bu birçok devlet ve milletler tarafından paylaşılmıştır. Aynı topraklardan. Mesela ele alalım bunlardan bir tanesini. Filistin'i ele alalım. Örneğin. Evet. Mesela İstanbul Antlaşması ile Filistin 1915 yılında İstanbul Antlaşması ile Filistin kime kalmıştır? Filistin İngilizlere kalmıştır.
bu aynı toprak. Sykes-Picot Antlaşması'yla 1916'da, bakın, ilk önce Şerif Hüseyin'e vaat edildi, sonra İngilizlere vaat edildi, sonra Sykes-Picot Antlaşması'yla tekrar İngilizlere vaat edildi, sonra Balfour Deklarasyonu'yla 1917'de yayınlanan Lord Balfour, İngilizlerin Dışişleri Bakanı, onun deklarasyonuyla bu sefer aynı toprak, Filistin'den bahsediyoruz ve aradan 3 yıl geçmemiş. Bu toprak bu sefer de İsraillere vaat edilmiş ve baktığınız zaman en son manda sisteminde yine İngilizlerin hakimiyeti altında kalmış ve aynı toprak ikiye bölünmüştür. Yani bir kara toprak parçasından bahsediyoruz ve bu toprak parçası aynı zamanda, aynı süreçte, aynı savaş esnasında dört farklı devlete ve millete vaat ediliyor. Yani problematiğin temeline baktığınız zaman burada yatıyor. Onun dışında baktığımız zaman yine Ergin hocamızın bahsettiği gibi bu Arap devletlerinin kuruluş süreci vardır. Bunu tabii Milletler Cemiyeti'ni kurarak, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda sonra Milletler Cemiyeti'ni kurmuşlardı ve bu Milletler Cemiyeti'ni kurmalarının amacı aslında manda sistemini rahat bir şekilde yürütebilmeleriydi. Ve bu manda sistemini de bu Milletler Cemiyeti vesilesiyle çok rahat da yürütmüşlerdi. Bakın, yani bu manda sistemiyle Şerif Hüseyin'e vaat edilen topraklardan sadece ve sadece 3 tane yer vermişlerdi. Bunlardan bir tanesi Hicaz, diğeri Mekke, bir diğeri parça da Medine. Diğer kalan parça nerede? Diğer kalan Orta Doğu kısmı nerede? Tamamen kendi aralarında paylaşmışlardı. Nedir mesela? Bunlardan işte Suriye'yi ve Lübnan'ı Fransızlara vermişlerdi. Bunun dışında yine baktığımız zaman Irak bölgesini İngilizler almıştı. Ve bu bölge yine bu büyük devletler tarafından paylaşılmıştı. Şerif Hüseyin'in ama bugünkü günümüzdeki toprakların meydana gelmesinde veya günümüzdeki devletlerin meydana gelmesinde Şerif Hüseyin'in diğer oğlu Abdullah ve Faysal'ın önemi büyüktür. Neden? Çünkü Abdullah bugün Ürdün olarak bildiğimiz yeri İngilizler tarafından oraya getirtilip ve hala üçüncü nesilden torunu olan Abdullah Kralı olarak biliyorsunuz Ürdün'de devam ediyor. Evet, evet. Ve başarılı bir aslında manda devlet sistemini de gösteriyor orası. Diğer bir oğlu olan Faysal da, yani Şerif Hüseyin'in diğer bir oğlu olan Faysal da Irak devletini yönetmiş ve 1932'de bağımsızlığını ilan etmişti. Şimdi bunlara baktığımız zaman işte Suriye'de Fransız sıkıntısı 1946'lara kadar Suriye kendi şeylerini, kendi bağımsızlığını ilan eden kısma geçtiğine kadar süreçte bir yabancı devletin himayesinde kendisini devam ettirmiştir. Şimdi bir Arap Baharı meselesini sizin asıl sorunuza gelmek istersek. Nereden başladı? Niye başladı böyle bir bahar? Evet. Şimdi Arap Baharı'na bir genel baktığımız zaman Arap Baharı bir Tunuslu işçi tarafından sembolik olaraktır bu. Muhammed Bouazizi dediğimiz bir Tunuslu işçi tarafından kendisinin yakmasıyla 2011'de kendisini yakmasıyla bir ateş fitillenmiş oldu. Peki bunun temelinde ne vardı? Bunun temelinde kesinlikle ekonomik nedenler yatıyordu. İşsizlik oranı Tunus'ta ve bazı Arap devletlerinde %39'lara neredeyse varmıştı. Bu büyük bir oranda ekonomik bunalım demekti. Bu büyük ve özellikle demokratik olarak kendilerini ifade edemeyen bu insanlar bir şekilde kendilerini ifade etmeye çalışmışlardı. Tabii bu domino taşı etkisini yarattı. Tunus'ta başladı, Libya'ya, Yemen'e, ondan sonra Mısır'a ve günümüzde Suriye'ye kadar devam etti. Şimdi demokratik olarak hak talebinde bulunan bu Arap halkları aslında seçmiş oldukları yollar bayağı bir kanlı olduğu için 6-7 yıl geçmesinden sonra, isterseniz siz buna Arap Spring deyin, İngilizlerin de veya Amerikalıların dediği gibi, isterseniz Arap Baharı deyin, burada bir bahar veya bir güllük gülistanlık yerden bahsetmekten ziyade burası tamamen kan gölüne dönmüş
bir vaziyette. Yemen'e bakın isterseniz Hutilerle savaşlarını görüyorsunuz. Suudiler bir taraftan saldırıyor. Tunus'a bakarsanız bir şekilde hale devam ediyor. Libya'da gruplar şu an ondan fazla çeşitli gruplardan bahsedebiliyorsunuz. Suriye'nin durumu malumunuz zaten. Şimdi buralarda öyle hale geldi ki halk demokratik, ekonomik iyileştirme, reformlarla kadın hakları diye yola çıkan bu gruplar şu an, bu harap halkı şu an neredeyse ekmek temin etmekte zorlanıyorlardı. Bir şey söyleyeyim ben. Araya girmek istemezdim ama. Lütfen birbirimizi tamam edelim. Şimdi tabii. Tam yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii Orta Doğu'nun birkaç özelliğinden bahsetmek lazım. Yani konuyu daha iyi anlamak babından. Birincisi kara altın denilen petrolün. İşte 1869'da ilk defa Amerika'da keşfedildi yakıt olarak. Daha sonra motorlarda kullanılmaya başlandı ve görüldü ki dünyanın en zengin petrol bölgesi Orta Doğu dediğimiz işte o Hakan'ın izah ettiği coğrafyada var. Ve bunlar o zaman Osmanlı topraklarının sınırları içerisinde. O sırada Amerikalılar bunu keşfediyorlar ve diğer Avrupalı ülkeler de kara altının önemini keşfettikten sonra, hatta hocam daha iyi bilecektir İlhan hocam, demir yollarının yapımı karşılığında biz petrol rezervlerini galiba verdik. Öyle biliyorum. Demir yolu deyince Abdülhamit'i mi hatırlıyorsun? Evet, 2. Abdülhamit devrinde. Evet. O zaman aynı soruya yani. Şimdi birincisi bu, ben evet. Bitireyim. Birincisi bu. İkincisi, Orta Doğu'nun stratejik özelliklerinin yanında pek çok medeniyeti birleştiren, birbiriyle temas ettiren coğrafi bir noktada olması. İşte Batı, Slav, Ortodoks, Afrika, Çin, Hint medeniyetleri gibi farklı kültürlerle temas halinde olan bu coğrafya asırlar boyunca kültürel yüzleşmenin, temasın en yoğun olduğu bölge olmuştur. Yani biz sanmayalım ki Orta Doğu'daki sorunlar sadece 20. yüzyılda ortaya çıktı. Hayır. Orta Doğu'daki sorunlar eskiden beri vardı. Yani ben iyi bildiğim bir konuyu zikretmek istiyorum. Haçlıların Orta Doğu'ya nüfuzları da 1096 yılında başlamıştır. Yani 11. yüzyılın sonlarında. Ve Orta Doğu'da Filistin bölgesinde bütün kıyı kentleri Kudüs'te dahil olmak üzere Kudüs Krallığı kuruldu ve bunlar yüzyıllarca orada hüküm sürdüler. Selçuklularla komşu oldular. Kıyasıya mücadele ettiler. Ama Orta Doğu'da bir tek barış dönemi vardır. O da Yavuz Sultan Selim'in 1517'de bütün Suriye, Filistin, Mısır hepsini fethedip Osmanlı topraklarına katmasıyla işte 18. yüzyılın sonlarına kadar bir barış dönemi yaşanmıştır ortada. İlk defa, tarihinde ilk defa Osmanlı barışı, Pakt Ottomanika dediğimiz şey budur işte, Orta Doğu'da barış. Ha, Osmanlı bu barışı yaşatırken acaba rahat mı yaşattı? Hayır. Yine Araplarla çatıştı. Çünkü Araplar rahat durmayan bir millet. Yani devleti sevmeyen, biraz vergi vermek istemeyen, otoriteden hoşlanmayan bir kavmi yapısı var. Meşhur işte sosyolojinin babası sayılan İbn Haldun eserinde öyle diyor, mukaddime ağırlayasın. Bu millet diyor sonuna kadar yaşayamaz. Bunu söyleyen kendisi de bir Arap. Ha, ben söylemiyorum, o söylüyor. Ben diyor Arap'ım ama bu millet sonuna kadar gidemez. Böyle bir yapısı var. Dolayısıyla söylemek istediğim, Osmanlılar Araplarla epey uğraşmıştır. Yani barış içinde yaşatmış ama neler çektiğini yani Osmanlı'ya sormak lazım. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Sosyal yapı bakımından Orta Doğu ırk ve dinsel açıdan, mezhepsel açıdan da çok
fazla farklılıklar gösteren bir bölgedir. Arap, Pers, Türk, Kürt, Türkmen, Çerkez, Yahudi, Müslüman, Hristiyan, Musevi, Vahabi, bilmem ne, Şii, Alevi, her türlü şeyin olduğu, bunlar da iç çatışmaları doğuruyor. Tabii bu iç çatışmalar netice olarak dış çatışmalara da çanak tutmuş oluyor. Yani güçlü devletler olmayınca bu tabii, küçük gruplar... Aynen. Yani ifade etmediği istediğimiz o zaman. Evet, teşekkür ederim. Şimdi İlhan Hocam, Yavuz Sultan... Önce şeyden bahsedelim de, demiryolundan bahsedince Abdülhamit'ten bahsedelim ama sevgili Ergün Hocam, 1517 Yavuz Sultan Selim'in oraları zapt etmesiyle başlayan bir şeyden bahsetti ama burada da isterseniz acaba halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle, ki bu biraz da kılıç toruyla olmuştur da, burada da bir rahatsızlık oldu mu, iki konuyu konuşalım. Öncelikle o ilk sorduğunuz soruyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra da ikinci sorunuza geleyim. Evet, Orta Doğu'nun günümüzde yaşamış olduğu problemlerin yakın sebeplerini her iki hocam da şey yaptı. Hatta ikisi de değindi. Orta Doğu'nun günümüzdeki büyük bir acılar içerisinde olmasının temel sebebi, tabii ki tarihçiler olarak bunu tarihte bulacağız. Tarihte arıyoruz. Ve tabii ki jeopolitik öneminde arıyoruz. Evet. Doğu, batı, kuzey, güney yolları üzerinde oluşu, bir taraf Akdeniz dünyası, bir taraf Hint uygarlığı, diğer taraftan kuzeyinde farklı milletler, güneyinde farklı milletler, böylesine bir yer, evet, tam anlamıyla bir üç kıta arasında olduğu söylenemez. Ama her üç kıtayı da bağlayan o kritik noktanın tam ortasında yer alıyor. Böylesine bir kritik jeopolitik dönem tarihi boyunca Orta Doğu'yu bütün devletlerin ve medeniyetlerin gözünü diktiği ve üzerinde bütün hırslarını canlandırdığı yer olmuştur. Dahası şunu da belirtmek gerekir. Orta Doğu insanlık tarihinin en eski ve kadim uygarlıklarının çıkış yeridir. Sümer, Mısır, Hitit, Anadolu uygarlıkları, Pers. Dolayısıyla insanlık tarihinin ilk yerleşim medeniyetleri, kent medeniyeti kurduğu yer, sadece bu bile Orta Doğu'nun tarihsel geçmişini ve önemindeki geleneği, o kadim geleneği hatırlatmak için yeter. Bir de bunun üzerine dinler. Evet. Bütün kadim dinler, eski tek tanrı dinler nereden çıktı? Bugünkü olayların sebepleri, evet, rasyonalist ve gerçekçi politikalara baktığımızda, ki tarihte maddi sebepler üzerinde mutlaka duracaktır. Fakat o sebeplerin arkasındaki o dini sebepleri biz zaman zaman irdelemekten şey yaparız. Bütün eski dinler, Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'ın merkezidir Orta Doğu. Günümüze atıfta bulunan medeniyetler çatışması fikrinde dinler etkili olmuyor mu? Evet, meşhur teorisi. Dolayısıyla eski dinlerin yer merkezinin olması da yine Orta Doğu'yu büyük bir pasta haline dönüştürmektedir. Ve belki sınırlarını tam anlamıyla çizemeyiz ama Doğu Batı dünyasının karşılaştığı yer, çatışma alanı da Orta Doğu'dur. Geçmiş medeniyetlere bakıyoruz. Herkes, yani Roma ve işte Sasani, Osmanlı ve işte Memlük veya Safevi, ondan önce Emevi, Bizans, bütün bu çatışmaların merkez aldığı yerlerden birisi de bu coğrafyadır. Dolayısıyla Orta Doğu sadece günümüzde değil, geçmiş yüzyıllarda da büyük bir çatışma alanı haline gelmiştir. Biraz önce değindiniz. Ne zaman ki üst bir siyasal otorite, güçlü bir siyasal otorite Orta Doğu'ya hakim oluyor, biraz huzur ve sükun buluyor. Eğer parçalandığı zaman, parçalandığı andan itibaren Orta Doğu büyük mücadelelere ve savaşlara, kan ve gözyaşına gömülüyor. Şimdi Orta Doğu'daki otokrat rejimleri meşrulaştırmak istemiyorum. Ancak günümüzde yaşanılan olaylarda, gerek Libya'da,
gerekse İran şu anki durmuş olduğu durumlara bir bakın. Bütün bu bölge halkı bir önceki dönemi, yani Saddam dönemini ve Kaddafi dönemini hasretle ve özlemle anmıyor mu? Bekliyorlar. Bir daha Saddam gelsin diye. Orta Doğu ne yazık ki, ne yazık ki çok ilginç. Batı'nın bütün demokratikleşme modellerine ve sunduğu çözümlere rağmen Orta Doğu otoriter ve otokrat rejimlerin yönettiği, onların ön plana çıktığı, ancak onların hakim olduğu bir coğrafya görünümü arz etmektedir. Evet, özellikle de din toplumsal yapıyı şekillendiren en önemli öğedir. Evet. Orta Doğu'da. Her yerde öyle hocam. Arap toplumlarının ve sistemlerinin siyasal, kültürel, ekonomik, sosyal gelişimlerinde bir de kabileciliği zikretmek lazım. Kabilecilik o Araplarda oradaki önemli tabii, o kabileler. Tabii kabilecilik önemlidir. Orta Doğu'da petrol şirketlerini etkili bir biçimde kullanmak isteyenler de o kabilecilik anlayışını bol miktarda kullanıyorlar. Onu da söylemek lazım. Evet, Abdülhamit. Burada ikinci sorunuza şöyle gelelim. Evet, Osmanlı, büyük idealler peşinde koşan Osmanlı, Yavuz'un deyimiyle işte bu dünya bir hükümdara büyük ama iki hükümdara küçük dediği, büyük idealler peşinde koşan Osmanlı Yavuz döneminde bu bölgeye hakim oldu. Elbette ki bu hakim oluşun yani askeri hikayesini ve şeyini bir kenara bırakıyoruz. Bir tarafta Safeviler ve bir tarafta da Memlükler vardı. Ve nedir? İşte önce Çaldıran'da Safevileri, arkasından Mercidabık ve Ridaniye'de Memlükleri yenerek bölgeye hakim oldu. Hep şu anlatılır, yani hilafet işte bir törenle Yavuz döneminde Osmanlı'ya teslim edildi filan. Bunun bir hikaye olduğu artık bugün ortaya çıkmaktadır. Hilafetin teslim töreni diye bir şeyin olmadığı, bunun 18. yüzyılda Batılılar tarafından uydurulmuş, ilk oralarda geçiyor, kaynaklarda olduğu şey yapmak. Bir meşruiyet arayışıdır. Ancak şu var. Yavuz'dan önceki hükümdarlar da Osmanlı'da halife ünvanı kullanmışlardı. Halifelik sizin de dediğiniz gibi bir güç unsurudur. Dünyada ruhunda şu vardır. Müslüman tebaayı, Müslüman camiayı koruyan, kollayan, onların din ve dünya işlerini üreten veya işte nizam-ı alem. Nizam-ı alem deyince sadece dışarıya doğru dönük bir şey anlaşılır ama iç kamu düzenini de anlamak gerekir. Nizam-ı alemi gerçekleştiren, Müslüman dünyasını gerçekleştiren kişidir halife. Dolayısıyla evet, Osmanlılar bundan sonra bu bölgeleri de ele geçirmiş olmanın getirmiş olduğu şeyle halifelik ünvanını ondan önceki Osmanlı padişahlarında da kullanıyordu, ünvanlarında daha sonrakilerinde de geçmiştir. Ancak Osmanlı padişahlarının ta ki 2. Abdülhamit'e kadar hemen hemen hiçbirisinin halifelik ünvanına vurgu yaptığını görmüyoruz. İhtiyaç yok. İhtiyaç duymuyor tabii evet. ki. Bu çok dini veya şeyi politize etmemek anlamında da algılanabilir. Güçle ilişkili olduğu için bu. Güçlü oldukları dönemde, Müslüman camiaya hakim oldukları dönemde buna ihtiyaç duymuyorlar. İlk defa, çok ilginçtir, o halifelikle ilgili hikayenin uydurulduğu zamanı biliyor musunuz? Kırım'ın Osmanlı'nın elinden çıktığı zamandır. Kırım neresidir? İlk Müslüman beldenin, Osmanlı'nın Türk ve Müslüman bir beldenin Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Rusya'nın eline geçmesiyledir. Ve bu halifelik söylentisi o tarihlerde ortaya çıkmıştır. Buradan da anlıyoruz ki yani bu bir nedir? Meşruiyet arayışıdır. Hilafete tabi ihtiyacen bunu politik olarak ön plana çıkma ve bu hikayeyi söyleme, anlatma gereği hissettikleri anlaşılıyor. Bu bir zafiyet sonucu ortaya çıkmış Kırım, bir temsil. Kırım, evet, ben ilk defa dedim ya konuya başlarken biz ilkokul öğretmenleriyiz. Çok öyle tarihten marihten hocam kocaman bir derya dedi. Biz şimdi o deryanın kenarında bile değiliz. Onun için Kırım'ı bağışlayın beni, ilk defa duyuyorum, buyurun. Şimdi
İkinci Abdülhamit, evet belki hızla Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki Orta Doğu'daki gelişmeleri es geçiyorum yeri geldiğinde değinmek kaydıyla. İkinci Abdülhamit nevi şahsına münhasır bir padişahtı. Kendisinden öncekilerinden ve sonrakilerinden izlediği politikalarla, duruşuyla, Kızıl Sultan olarak adlandırılması o tabii ki. Yani nasıl söyleyeyim, siyaseti limitlerinde yaşadığı için bir taraf Kızıl Sultan yapmakta, bir taraf Ulu Hakan yapmaktadır. Biz ikisini de doğru görmediğimi peşinen söylemeliyim. Evet. Kızıl Sultan'ı hiç doğru bulmuyorum. Çünkü yani onun ortaya çıkışındaki arka plandaki şeyi biliyoruz. Yani işte Ermeni isyanlarını bastırmış olmasından dolayı. Orayı yani Orta Doğu ile ilgili pan-İslamizm dediğimiz yani her bir iki tarafa da eleştirel bakmak lazım. Evet. Öyle Abdülhamit çok da bugün pek çok Abdülhamit tüccarının Abdülhamit tüccarları türedi biliyorsunuz. Habire satıyorlar yani. Bugün var mı? Bugün çok var tabii Abdülhamit tüccarı. Çok var. Ne onların yaptığı gibi göklere çıkarmak ne de diğer taraftakilerin yaptığı gibi yerin dibine. Neyse o yani Abdülhamid'in bir defa eğitim, yalan söyle hocam. Eğitim, yalan söyleyen tarih utansın. Eğitim konusunda yaptıklarını hiç kimse yadsıyamaz, inkar edemez. Muazzam bir eğitim yatırımı yapmıştı. Bu en önemli şeydir. Evet. Diğer taraftan işte modernleşmeye önem vermiş. Modernleşme konusunda kurumsallaşmıştır. Ama o günkü dünyanın konjonktürü içerisinde bir imparator olarak, bir sultan olarak dünyadaki gelişmelerden, bunlar sosyal, siyasal gelişmelerdir, nasibini almıştır tabii ki. O sırada Rus Çarlığı da yıkıldı. Efendim, Avusturya Macaristan İmparatorluğu da yıkıldı. Evet. Yani imparatorluklar çatırdıyor. Abdülhamit ne yaparsa yapsın çatırdayacaktı. Yani Abdülhamit devrinde toprak kaybedilmedi mi? Yanlış politikalar uygulanmadı mı? Uygulandı. Bal gibi uygulandı. Ama yaptığı güzel şeyleri de inkar etmemek lazım. Görmemek lazım. Görmek lazım. Evet. Evet hocam. İkinci Abdülhamit'in izlemiş olduğu politikaya dönelim. Pan-İslamizm içeride ve dışarıda yönü olan, içeride ve dışarıda ayağı olan İslam birliği, Müslümanları bir arada tutmayı hedefleyen bir siyasi ve sosyal politikaların toplu biçimidir. Elbette ki Orta Doğu coğrafyası da bundan nasibini almıştır. Şunu görüyor Abdülhamit, biz ne yaparsak yapalım gayrimüslimler, Osmanlı içerisinde gayrimüslimler ayrılacak. Yani Osmanlıcılıkla ilgili fikirler gidiyor. Hiç olmazsa Müslümanları bir arada tutmak, bu hangi millete mensup olursa olsun, Müslümanları bir arada tutabilmek için pan-İslamizme yöneldiğini görüyoruz. Elbette ki bu sırada Orta Doğu'da erken ama 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Batı'nın etkisiyle Arap entelektüellerin de hafif milliyetçi kıpırdanışlar olduğunu ne yapılmakta görülmektedir. Ona gerek yok. Avrupalıların sömürgecilik ve o Orta Doğu'nun stratejik konumundan dolayı özellikle İngiltere'nin sömürgecilik yolları üzerinde olması, onun önüne geçmek isteye çalışan Almanya'nın, herkesin, bütün Avrupa devletlerinin Orta Doğu'ya dikkatlerini yönettiği ve politikalar ürettiği bir dönemde, içeriği karıştırıp kaynattığı bir dönemde Abdülhamit'in buna duyarsız kalıp politika geliştirmemesi mümkün değil. Orta Doğu'ya yönelik o da politikalar geliştirecektir. Pan-İslamizm ki genel bir politikadır ama Orta Doğu'ya yönelik ayağı da vardır. Bölgeyi Osmanlı'ya daha fazla bağlamaya çalışıyor. Birçok taktiği var. Onlardan biri demir yollarıdır. Şimdi biri Bağdat Demiryolu, biri Hicaz Demiryolu. Bağdat Demiryolu'nu Almanlar yapıyor. Yani izlemiş olduğu denge politikasından dolayı bütün hepsini kendisi yapma imkanı ve ihtimali yok. İngilizlerin Osmanlı üzerindeki egemenliğine karşı, o Orta Doğu'daki egemenliğine karşı onu kırabilmek ve dengeleyebilmek için Almanlara yanaşmıştır. Ve nedir? Bağdat Demiryolu imtiyazını ne yapıyor? Almanlar veriyor. Bir araya gireyim. O Bağdat Demiryolu imtiyazındaki maddelerden birisi demiryolunun sağında ve solunda 25 kilometre sağında ve solundaki toprağın altındakiler de Almanlara ait. O madde var.
maden işletme imtiyazlarını evet tabii, bu tip şartlarla 25 alıyorlar. Bir tarafı, 25 bir taraf, tabii. 50 kilometre eder bu kocaman bir. Ama o dönemde şimdi... yavaş yavaş, pardon hocam, o dönemde yavaş yavaş haritalar üzerinde belirlenmeye başlanmış. Evet. Yani haritalar yavaş yavaş şekillenmeye başlamış. O dönemden bu madenlerin değerini anlamış ve onunla yönelik politikalar geliştirmişlerdi. Evet. Şimdi şunu da söylemek lazım. Yani Osmanlı ve onu yönetenler o dönemde petrolün ne olduğunu bilmiyorlar. Farkında değiller yani. Atlar dıgıdık evet, evet. Petrolün evet. Öneminin farkında değiller. Bütün evet. Problem orada. Şimdi yani, birkaç cümleyle devreye gireceğiz. Evet. Reklamlara gireceğiz. Bitir istersen. İkinci Abdülhamit kendisinden önce ve sonrakilerle ayrılıyor. Bu bölgeyi Osmanlı anakarasına, Anadolu'ya, İstanbul'a daha fazla bağlayabilmek için demir yolları, deniz yolları, buharlı gemiler koymaya çalışmış. Dahası şöyle bir şey var. Stratejik önemi olan yerler, bir kere petrol haritalarını, nerede petrol var çıkarttırmış bir Alman mühendise, petrol haritalarının yerlerini tespit ettirmiş. Ve devletlerin bunlar üzerine geliştirmiş oldukları stratejilere engel olabilmek için bu bölgeleri hazine-i hassa dediğimiz kendi nasıl diyeyim bugünkü hani doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlamak gibi doğrudan padişah hazinesine doğrudan oraya bağlamış imtiyazları. Orta Doğu'da birçok bölgede büyük hazine-i arazileri söz konusudur. Musul Kerkük petrolleri, Filistin'deki bazı bölgeler de bunlardan birisidir. Abdülhamit bunlar üzerinde büyük devletlerin büyük çıkarlarını gördüğü için bu devletlerin çıkarlarını yerel yönetimlere güvenmemiş, yerel yönetimlerine bırakırsa er ya da geç ellerine geçeceğinin farkında olduğu için merkezi yönetimin otoritenin eline almaya çalışmıştır. Özellikle böyle bir politika izlediğini biliyoruz Orta Doğu'da. Çünkü Orta Doğu'nun durumunu ne yapıyor? Evet, görüyor. Yani biraz önce Ergin Hocam söyledi. Henüz daha milletleşme sürecine, yani kabile devleti, kabile toplumu aşamasında olan devletlerin sınır kavramı olmaz. Onlarda vatan kavramı da olmaz. Nitekim olmamıştır. Orta Doğu'da birçok Arap, Bedevi kabileleri, kabile şeyhleri arazilerini İngilizlere satmıştır. İsrail de satmıştır. Şeyh Said arazisi, Aden, işte Bahreyn, Arap Emirlikleri, buralarda İngilizlerin o kadar çok şeyi vardı ki 19. yüzyılda bir sürü üsleri buraları kiralıyorlar, satıyorlar. Ondan sonra da bağırıyorlar ki topraklarımızı geri verin. Ben de o zaman... Şimdi sevgili seyircilerimiz bizden lütfen ayrılmayın. Gerçekten önemli konuları konuşuyoruz. Reklam arası var efendim. Hemen reklamlardan sonra tekrar bu defa daha güncel konulara gireceğiz sevgili hocam. Yakınlaşacağız. Evet, yakınlaşalım biraz. Tiffany Tomato ile Başkan'la baş başa devam edecek. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 22'de evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konukları: Akkuş Seferli Derneği Başkanı Cevat Bozok, yönetimi ve üyeleri. Türk Halk Müziği sanatçısı Sivaslı Gül. Ordu'nun Dereleri Salı akşamı saat 22'de. İyi seyirler. Yapıları inşa etmek için beton, tuğla ve demiri bir araya getirmekten fazlası gerekir. Başarmak için her zaman hazır olmak. Hedefi belirlemek ve bu hedefe kilitlenmek gerekir. Başarmak için güçlü olmak yetmez. Dayanıklı da olmak gerekir. Tek başına olmaz. Başarmak için takım olmak gerekir. Başarmak için inanmak gerekir. Ancak o zaman kazanabilirsiniz. Ancak o zaman zirveyi görebilirsiniz. Ramadanlar İnşaat. Ordu'yu inşa eden marka. Hastalık
hizmette ve sağlıkta daima yanınızda olmak için 2010 yılında Sevgi Hastanesi olarak yaşamlara sevgi katmak için çıktık bu yola. Mutluluk için sağlık, sağlık için sevgi. Sağlık hizmeti ciddi bir iştir. Tecrübe ve özveri ister. Sevgi Hastanesi, 5 Kadın Doğum Polikliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Dahiliye, Ortopedi, Nöroloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Cildiye, Psikiyatri, Psikolog, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Diyetisyen, Laboratuvar ve MR Tomografi görüntüleme ile yaşamlara sevgi katmaya ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Sevgi Hastanesi 7/24 acil hizmeti de vererek her an yanınızdayız. Ayrıca güzellik ünitemizde toplumun her kesiminden sağlıklı, doğal ve estetik bir görünüme sahip olacaksınız. Hayata sevgiyle bakın. İnşaat sektöründen son dakika sıcak bir haberimiz var sırada. Bezirganoğlu İnşaat ister yurt dışı ister yurt içi iki kişiyi tatile gönderiyor. Ve üstelik inşaat kalitesinden ödün vermeden, fiyatların üstüne koymadan her daire alana iki kişilik tatil bedava. İster kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzarasıyla Selimiye konaklarında, ister denize 50 metre, şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak konaklarında, isterseniz bitmiş hale gelen Yeşil Vadi konutlarında. Hangisini isterseniz alın. Hem tatil hem ev sahibi olmak. Bizden haber vermesi. Bezirganoğlu İnşaat. Konumu ve eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Mayvia 452, Bucak Mahallesi'nde hızla yükseliyor. 4 blok, 142 daireden oluşan proje, yüzme havuzu, geniş yeşil alanları ve benzersiz mimarisiyle diğer tüm projelerden ayrışıyor. 154 metrekare 3+1, 179 metrekare 4+1 daire seçenekleriyle Mayvia 452, garipler mühendislik kalitesi ve güvencesiyle siz sakinlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452 888 18 18. Garipler Mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. Fatsa Bandır Restoran'da nefis serpme bandır kahvaltı, pideli köfte, menemen, ızgaralar, Karadeniz'in meşhur tereyağında kemik ilik suyuyla hazırlanmış bandır çorbalar, eşi benzeri olmayan paça çorbası, et haşlaması, bandıra bandıra yiyeceğiniz lezzetler Fatsa Bandır'da. Bandır telefon 423-75-75. Adres Asfalt Caddesi 115 Bolaman Fatsa girişi. Gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park. GRP Grup ve Aktaş Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452 888 1818. Yenilenen sadece çehremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler.
çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu, Ordu. Telefon 452-888-3111. Sizce bir ev nasıl olmalı? Açık kapalı ısıtmalı havuz, Türk hamamı, sauna, fin hamamı, tuz odası, otomatik süpürge sistemi. Evet, bu özelliklerin hepsi Emirkent 2 sitesinde 190 metrekarelik dairelerimizde mevcuttur. Sadece bunlar değil, biz her bütçeye göre daireler satmaktayız. Şanlıtürk sitelerinde 90 metrekare ile 130 metrekare arası daireler, Gümüşevler sitesinde 136 metrekare daireler, Cumhuriyet Mahallesi 90 metrekare ile 130 metrekare arası daireler. Dahası bence siz mutlaka Selçuk İnşaat'a uğrayın, kârlı çıkın. Trenleri yurt dışından sakla getirtiyorum. Ara sıra tutmuyor, boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksiniz. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri peluş oyular, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir, bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten elleyerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Yaşam standartlarını baştan sona değiştiren ve standartları yeniden belirleyen yeni bir yıldız. MEK 72. 13+1 yaşam konseptiyle MEK 72 sizlerle. Kafe, vitamin bar, toplantı ve sinema salonu, çocuk kulübü ve etüt odası, kapalı havuz, hamam, sauna, tuz, renk ve ses odası, fitness salonu, oyun odası gibi eşsiz birçok sosyal donatıyla MEK 72'de komşu olabilirsiniz. İnsan odaklı bir tasarımla insanımıza hak ettiği bir yaşamı sağlamak için yeni başlayan bir değişimin tam ortasındayız. Altınordu Ordu'da, Fen Lisesi arkasında eşsiz lokasyonuyla yatırımcısına karlı bir yatırım olanağı da sunan MEK 72, 3+1 ve dubleks dairelerden oluşmaktadır. MEK 72, insan odaklı tasarım. Size seçilecek projeler sunuyoruz. Şehrin içinde, doğayla baş başa, tabiat içinde, hayal gibi bir hayat sürmeniz için ayrıntıların, mimarinin, huzur ve dinginliğin, konforun, modern yaşamın bir arada olduğu Güzelyalı Mahallesi'nde Dream Garden projemiz. Cumhuriyet Mahallesi, Uğur Lisesi karşısında 90 metrekare ile 170 metrekare arası dairelerin yer aldığı elit beyaz ev konak evleri. Günhan Yapı olarak düşlerle gerçeği birleştiren projeler sunuyoruz. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evler ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Prazis Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Prazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor.
tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stone Age'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alan Yapı, alanında lider. Tiffany Tomato'yla Başkan'la baş başa devam ediyor. Evet sevgili seyircilerimiz, tekrar birlikteyiz. Sevgili hocalarım, ben bugün bir yerden bir güzel bir şey okumuştum da onunla soruya girmek istiyorum. Hoşuma da gitmedi değil. Biraz da ufak tefek şiirler yazıyordum eskiden, genç zamanımda da. Açıl ey gökyüzü, açıl ey kara toprak, bas bağrını onlara bizim için, şehitlerimiz geliyor demişlerdi. Onu okurken de tüylerim de ürpermedi değil. Evet sevgili hocalarım, şimdi Hakan Bey, sizden başlamak istiyorum efendim tekrar. Şimdi Arap Bağrı'na biraz girdik. Ancak Türkiye'nin Arap Bağrı'ndaki yeri ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki tutumundan başlayalım. Ondan sonra Amerika'nın hep beraber Kürt kartına doğru da gelelim diye düşünüyorum. Buyurun. Evet. Şimdi bu özellikle Arap Baharı'ndan bahsederken dedik ki burada özellikle Batılıların bir müdahalesi söz konusu. Bunu direkte veya gayri direkte bir müdahaleleri mevcut. Direkt müdahalelerini Kaddafi Libya'sında gördük. NATO ve Fransa direkt güçlerini oraya aktardı ve direkt müdahil oldular olaya. Şimdi Türkiye'nin bu başlayan 2011'den sonraki Arap Baharı'ndaki yeri nedir? Türkiye oyuncu olmaktan ziyade oyun kuran olmaya karar verdi. Ve bu oyun kuruculardan ziyade sürekli bu politikasından dolayı sürekli Orta Doğu'da 2011'den bu yana bir gücü artmıştır. Siyasi bir gücü artmıştır. Özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'da farklı hükümet ve politik gruplarla temasa geçmesi bölgenin politikasının değişmesine ve de Amerika'nın da bir nevi oyununun bozulmasına sebep olmuştur. Örneğin meşru olarak o coğrafyadaki Arap halkının demokratik taleplerini ve reform taleplerini Kaddafi Libya'sına
Esad Suriye'sine ve kısmi olarak da Hüsnü Mübarek'in Mısır'ına Sayın Cumhurbaşkanımız 2011 yani bu Arap Baharı'ndaki Arap isyanları başlamadan önce direkt iletişime geçmiş ve bu taleplerini dile getirmiş. Bu ülkelerinin reform ihtiyacının olduğunu dile getirmişti. Fakat bu maalesef ciddiye alınmadı veya uygulanmadı. Güç veya uygulatmadılar. Uygulatmadılar ya da. Çünkü Batılıların başta dedik işte, ya evet. Bir müdahale söz konusuydu. Fakat Arap halkının Türkiye'den beklentisi oldukça yüksek. Neden? Çünkü Türkiye Orta Doğu'da secular democracy dediğimiz veya laik demokrasiyi İslam ile bağdaşlaştırıp yaşayan tek devlet. Ve bu anlamda Türkiye Orta Doğu'da bir rol modelidir evet. Arap devletleri için. Burada da Atatürk ön plana çıkıyor. Kesinlikle burada Atatürk'ü ön plana çıkarıyoruz. Evet. Tabii Türkiye Batı ülkelerine nazaran bölgenin kültürünü, dinini, dilini, etnik yapısını daha fazla hakim olduğundan dolayı analizlerini de ona göre yapıyor. Örneğin Batı'nın ayrıştırmacı, Orta Doğu'yu gruplaştırma ve parçalama stratejisine karşı Türkiye özellikle 2011 yılından sonra bu bölgede bütünleştirici bir politika izlemiştir. Buna örnek vermek gerekirse, bakın Mısır'da Hasan el-Banana tarafından kurulan Cemaat el-İhvan el-Müslümin veya Amerikalıların dediği gibi Muslim Brotherhood veya bizim bildiğimiz üzere Müslüman kardeşler evet. Bir terörist organizasyonu veya bir terör örgütü olarak lanse ediliyordu. Batı medyasında da ve birçok dünyanın geri kalan medyasında bunlar terör örgütü olarak lanse ediliyordu. Fakat Türkiye bunları terör örgütü gibi görmedi. Gibi görmeyip bunlarla iletişime geçti ve Muhammed Mursi 2012'de bu yani Müslüman kardeşlerin liderliğinde Muhammed Mursi demokratik olarak seçilen ilk başkan oldu. Yani Mısır'ın. Bakın terör örgütü olarak görülen bir cemaatten Türkiye bunları topluma kazandırıp, Türkiye'nin politikası bunları Mısır toplumuna kazandırıp terör olmaktan ziyade o ülkenin bir varlığı, bir değeri olduğunu göstermeye çalıştı. Bunun dışında baktığınız zaman yine aynı şey Nahda Partisi'nde yani 1981'de Tunus'ta kurulmuş olan Nahda Partisi'nde de mevcuttur. Nedir? Batılı özellikle Fransa bu partiyi bir terör partisi olarak görüyordu. Fakat bu parti de aynı şekilde 2011'de başa gelip 2014'e kadar burada ana muhalefet parti, şu an ana muhalefet evet. Partisi konumunda fakat daha öncesi yani 3 yıl bu ülkeyi yönetme şansını elde etti. Türkiye'nin bunlara karşı tutumu da yine aynıydı. Başka bir örnek verelim. Yine Batı'nın terör örgütü olarak gördüğü fakat gerçek anlamda baktığımız zaman Filistin'in demokrasisi, bağımsızlığı için mücadele eden Hamas güçleri vardır. Batı bunları hala da terör örgütü olarak görüyor. Fakat biliyorsunuz Türkiye liderler bazında Hamas'la iletişim halinde ve buradaki bazı faaliyetlerine özellikle insan faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla sürekli bir iletişim halinde. Yani bu noktada baktığınız zaman Batı Türkiye olmadan hep coğrafyaya zarar vermiş, ayrıştırmış ve bunu Arap Baharı'yla da daha da yoğunlaştırmış bir hale getirmişti. Baktığınız zaman şimdi hem Arap ülkelerinin batıya ve Arap halkının batıya açılması hem de Batılıların Orta Doğu'ya Araplarla ilişki içerisine girmesinin kapısı Türkiye. Türkiye her iki konumda da onlara oldukça faydalı olmuştur. Şimdi özür diliyorum. Unutmadan söyleyeyim. Hani ya av olacaksın ya da avcı. Ama avcıya avı getiren olmayacaksın. Türkiye burada avcı olma rolüne mi geçmiş? Evet, özellikle Türkiye bu AK Parti hükümetinin başa gelmesiyle beraber 2002'den sonraki politikası Orta Doğu'da aktif bir politika uygulamaya başlamış. Çünkü baktığınız zaman 10 bin kilometrelerce uzakta bir
Amerikan devleti kendi güvenliğini tehdit edebilecek veya kendi güvenliğini tehlikede gördüğünden dolayı Irak'ı, Afganistan'ı işgal edebilecek kadar 10 bin kilometreye gelebilecek bir konumda. Türkiye artık bunlara duyarsız kalmadı. 2002'den sonra ve 2011'de Arap Baharı ile beraber coğrafyada artık oyun kurucu olmaya başladı. Artık bunun bir piyonu olmaktan ziyade oyunun bir parçası haline gelmeye başladı. O noktada ben lafa girebilir miyim? Buyurun hocam. Hocam bitirdiniz mi? Buyurun. Devam, o zaman devam edelim. Şimdi Türkiye'nin bölgesel güç olma misyonu benim araştırmalarıma göre kendi inisiyatifi değil, yani kendi projesi değil. Bu Amerika ve Batı tarafından Türkiye'ye dayatılan bir projedir. Şu andaki Orta Doğu'daki. Evet. Bunun belgelerini, kaynaklarını söyleyebilirim. Birincisi, Rusya'nın yani Sovyetlerin dağılmasıyla dünya tek kutuplu hale geldi. Yani kapitalizm nihai zafer kazandı ve daha önceden zaten Amerikan think tankları ve fikir babaları, think tanklar konusu da çok önemli. Oraya aslında daha uzun bir programda girmek lazım. Fikir babaları, işte birkaç isim, Wolfowitz, Samuel Huntington, Brzezinski, Fukuyama, bunların öncülü olan Arnold Toynbee, bunlardan bilhassa Huntington, dünyanın tek kutuplu hale gelmesiyle birlikte mutlaka bir düşman yaratılması gerektiğini söyledi. Kendi yazdığı kitabında The Clash of Civilization, yani medeniyetler çatışması. Diyor ki Huntington, bir sistem, bir efendim fikir tek başına yaşayamaz. Mutlaka zıttı, bir düşmanı olması lazım. Evet. Kapitalizmin de diyor şu anda düşmanı olabilecek birkaç tane medeniyet var. Bunlardan diyor en yakını Konfüçyanizm, yani Çin medeniyeti, ya da ikincisi İslam medeniyeti. Bunlarda bir yükselme, Batı medeniyetinde ise bir düşüş gözlemliyorum. Şimdi diyor ilk etapta İslam düşmanımız olması. Zaten Amerika'da terörist İslam ya da İslam terörizmi kavramları da bu zamandan sonra tırmanmaya başladı. Yani İslamiyet'i terörist ilan ettiler açıkçası. Terörist İslam bütün Amerikan medyasında ve kitaplarında yayınlandı. Huntington diyor ki bu şeyde ilk olarak diyor Türkiye İslam'ın başına geçmeli. Tarihsel olarak Osmanlı dönemindeki oynadığı rolü şimdi oynamalı. Avrupa kapılarında bir dilenci gibi yalvarmaktansa Atatürk'ün mirasını tümüyle reddetmeli. Tıpkı şeyin Rusya'da Lenin'in mirasının reddedildiği gibi. Yani laikliği falan bir tarafa bırakmalı diyor. Batılılaşmayı bir tarafa bırakmalı. Tekrar eski kimliğine, İslam'ın başına geçmeli. Bunun için diyor Türkiye'ye Atatürk kalibresinde İslami değerlere bağlı bir lider gerekir. Bak, bir resim çizmiş yani. Fotoğraf koymuş ortaya. Yani Fethullah Gülen'in ortaya çıkışı da belki öyle bir şey. Öyle bir şey yani. İşte bölgesel güç dediğimiz şey bu projenin Türkiye'ye dayatılmasıdır. Neden? Çünkü Türkiye hem Müslüman hem de laik olarak bütün Orta Doğu ülkelerine örnek olabilecek vasıfta. Gerek demokrasisiyle, gerekse eğitim seviyesiyle, batılı modern kurumlarıyla Türkiye bu vasıflara haizdir. İşte bu Türkiye'ye dayatılan bölgesel güç olma aslında Osmanlı misyonunu da tekrar içermesini öngörüyor. Ama bu kolay bir şey değil. Bölgesel güç olmak için
Askeri harekat da güçlü gerekir. Olacağız. Tabii güçlü olmak lazım. Askeri olarak da güçlü olmak lazım. Bölgesel ekonomik olarak da. Tabii her bakımdan ekonomik olarak da. Ama Türkiye bu güce sahip mi? Bir anlamda sahip. Yani yeterli güce de sahip aslında. Orta Doğu'da böyle bir güce de sahip. Sahip olan ülke yok olabilir. Zaten evet. Ve 1990-91'den sonra gelişen olaylar zaten bu projenin Türkiye'de, Türkiye tarafından uygulanmasıyla sonuçlanıyor. Bugün Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz şey budur. Adım adım uygulanmaktadır. Biz o aşamadayız yani şu anda. Tabii buradan Kürt kartına gelmek Hocam, istiyorum. Kürt kartına gelelim, ondan sonra İlhan Hoca'ya geçeyim. Evet. Evet. Amerika'nın derdi ne? Yani niye ikide bir eline bu evet, Kürt kartını alıp da bize gösteriyor? Önemli noktalar var. Türkiye'nin Orta Doğu politikasındaki en önemli yıllardan birisi de 1998'dir. Bu yıllarda Amerika Kuzey Irak'taki Kürt gruplarını birbiriyle uzlaşmaya çağırmış ve aralarında bir anlaşma sağlamıştı. Burada Kürt gruplara verilen söz bir Kürt federasyonunun Kuzey Irak'ta oluşmasıydı. İşte bunlardan birisi Kürdistan Demokratik Partisi, KDP dedikleri, diğeri de Talabani'nin öncülüğünü ettiği Kürdistan Yükseverler Birliği. Evet. Bunların varlığı sona erdirilecek, böylece bir federal devlet oluşturacaktı. Bu devletin en önemli görevi Türkiye'ye karşı tampon bir bölge oluşturmaktır. Yani bugün koridor dediğimiz şey, işte Kerkük'ten, güvenlik koridoru tabii diyoruz. Kerkük'ten Akdeniz'e açılan, İsrail'in güvenliğini de sağlayacak olan koridor budur. Ama Türkiye tabii bu projeye karşı çıkmıştır şiddetle. Bilhassa Ecevit res çekmişti yani böyle bir oluşuma izin vermeyiz. Çünkü böyle bir oluşum ileride Türkiye'den toprak talebinde de bulunacaktır. Türkiye'deki Kürt grupları efendim potansiyelden kinetik enerjiye dönüştürecektir gibi şeyler. Kuzey Irak'taki Kürtler konusunda sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, İsrail'in de önemli rolü var. Çünkü burada söyleyeceğim şey, yine kaynaklara dayanarak söylüyorum. Kuzey Irak'taki Kürtler arasında Molla Mustafa Barzani ve onun liderliğindeki Kürt grupları İsrail'in nezdinde önemli bir yere sahip olup Kürtler arasında Yahudilerin bulunduğuydu. Hatta zaman zaman Kürtlerin Yahudi kökenli olduğuna dair iddialar da atılıyor biliyorsunuz. Medyada bazen bunlar dile getiriliyor. İsrail'deki Kürt Yahudileri ulusal örgütü vardır. İngilizce The National Organization of Kurdish Yewish diye. Yani organizasyonları da var. Ve nüfusları geçtiğimiz yıllarda 150 bine kadar ulaşıyor. Günümüzde 200'e kadar yükseldiği söyleniyor. Evet, Kürt Yahudilerinin büyük bir bölümü Mossad'ın 1950'li yıllarda düzenlediği Ezra ve Nehemya operasyonları ile İsrail'e getirilmişlerdir. Tabii bunların Kürt Yahudilerinin en önemli misyonu İsrail'in amaçlarına hizmet etmektir. Onu da burada söyleyelim. Şimdi Geniş Orta Doğu projesinde global yani küresel değişim çerçevesinde bir yeniden yapılanma yaşanmakta ve yaşanacaktır. İşte Amerika'nın fikir babalarının söylediği yeni dünya düzenini tesis etmek. Amerikan yüzyılı projesi. Tabii bu güçlü devletlerin her devirde öne sürdükleri, uygulamaya çalıştıkları bir mefkûredir. Osmanlılar'da da buna
Nizam-ı alem diyor. Yani onların kızıl elması da herhalde bu. Aynen. Evet. Nizam-ı alemi tesis etmek Osmanlı'da önemli bir mefkûredir. Çünkü Türkler kendilerini nerede bir karışıklık, vahşet, düzensizlik varsa orayı düzenlemekle, orada adaleti tesis etmekle Tanrı tarafından görevlendirildiklerine inanıyorlar. Evet. Şimdi Amerika'daki neokonların da bu tür arka planda ilahi argümanları var. Yani yeni muhafazakarlar dediğimiz neokonlar da dini bir takım argümanlar ileri sürüyorlar. Daha da ileri gidiyor. Hazreti İsa'nın geleceğinden, kıyametin kopacağından tutun, Armagedon ordusu falan filan. Yani bunlar uzun hikayeler, evet. Mevzular. Mesele burada şudur. Yani çok radikal değil de böyle rasyonel düşünürsek, İşin içinde güçlü olanın efendim karşısındakini hizaya getirmesi. Amiyane tabirle. Savaşlar niye çıkar? Savaşlar da hep bu yüzden çıkar zaten. Savaş, Atatürk diyor ki mecbur kalmadıkça savaşmak cinayettir. Evet. Şimdi niye mecbur kalınır savaşa? Bir taraf diğerine iradesini kabul ettirmek ister. Toprağını alır. İradesini, yani kısacası anladım, biz genel anlamda iradesini kabul ettirmek ister. Bu toprak olur, namusu olur, bayrağı olur, dini bayrağı olur, özgürlüğü olur vesaire. Bir şekilde irade, sonuçta kazanan, savaşta kazanan karşı taraftakine iradesini kabul ettirir. Ama savaşmak insanlarda doğal bir haldir. Yani bunu Hegel'den tutun, efendim, bütün filozoflar aynı şeyi söylüyorlar. Yani Kant'ıydı, efendim, diğerleriydi. İnsanlar halinde diyor, içgüdüsel bir haldir, yani doğal bir haldir. İnsan savaşmadan duramaz. Ha, savaşın yararları yok mu? Var. Savaş olmasa barış da olmaz. Çünkü bunlar birbirinin karşıtı olan şeyler. Yani bugün biz Orta Doğu'daki Türkiye'nin savaşına her ne kadar savaş iyi bir şey değil diyorsak da mecbur kaldığın zaman savaşacaksın. Yoksa karşı tarafın iradesini kabul etmek zorunda. Kabul etmek durumundasın. Evet. Evet, yani bölgede efendim yeni dünya düzenini tesis etmek anlamında pek çok değişimler yaşanacaktır. İlerideki yıllarda da yaşanacaktır. Zaten Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel mantığında şeyin dediği gibi, Condoleezza Rice'ın dediği gibi, Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek diyor. Ha, bunların içinde Türkiye'de var mı? Çünkü demin Hakan arkadaşımız biraz değindi konuya. Orta Doğu neresi? Şeyden tutun, Cebeli Tarık Boğazı'ndan Çin'e kadar gidiyor Orta Doğu. Büyük Orta Doğu. Büyük Orta Doğu. Evet. Hop. Ama çekirdek Orta Doğu belki Arap Yarımadası'yla, Mısır'la sınırlı olsa da Büyük Orta Doğu oraya kadar gidiyor. Ha, bu kavram yanlıştır, doğrudur. Şimdi Türkistan'a da Orta Asya deniyorlar. Orta Asya diye bir coğrafi kavram da yok. Onu da parantez söyleyelim. Rusların uydurduğu bir şey. Türkistan'dır orası. Yani orada sadece oraya bağlı kalsın. Orta, Asya diye, Orta evet. Asya diye bir şey yok. Orta Doğu diye de bir şey yok tabii ki. Evet. Şimdi İlhan Hocam, ilave edeceğimiz bu konuya... Benim yakın dönemler olduğu için doğrusunu söylemek gerekirse hemen o konuda uzmanlığım oradan bir şeyim yapayım. Yok. Ama parça parça böyle aklıma gelen her iki arkadaşımın da söylemiş olduğu şeylere belki böyle cımbızlama olacak ama parça parça birkaç şey söylemem gerekebilir. Türkiye'nin Orta Doğu politikaları ile ilgili veya Orta Doğu'daki duruşu ile ilgili şunu söylemem gerekir. Siyasette öğretilen genel tanımlardan birisi vardır. Yani devletlerin gücü oranında politika izlemesi gerektiği. Bu bir kuraldır. Bizim problemimiz belki şu idi.
Türkiye devleti ne kadar güçlü? Bunu anlamak ve algılamakta zaman zaman tarihteki örnekleriyle ne yaptık? Sıkıntı çektiğimiz zamanlar oldu. Korktuk. Evet. Dışa ve batının üstünlüğüne karşı geliştirmiş olduğumuz kompleksler bazen bizim Türkiye'nin sahip olduğu gücün çok altında politikalar izlememize sebep oldu. Bu geçmişte mesela yurtta sulh, cihanda sulh politikasının yanlış anlaşıldığı kadar bir söz bilmiyorum ben. Yanlış anlaşıldığı kadar. Evet, Atatürk bir asker olarak savaşmayı sevmeyen ve bunun sadece zorunlu olduğu zaman olması gerektiğini söyleyen kişiydi. Biz kendi dünyamızı dışımızdaki şeylere uzun yıllar boyunca Cumhuriyet dönemindeki politikacılarımız duyarsız kalmak adına her şeyi yaptı. Efendim işte dışımızda yapılan gelişmelere yurtta sulh, cihanda sulh dedik, karışmadık. Karıştı. Efendim dışları takip ediyoruz dedik, yine karışmadık. Halbuki kendisi hayatında olması gerektiği zaman postalların şeylerini çekip çizmelerini Hatay meselesinde olduğu gibi, İtalya'nın işte Türkiye üzerindeki isteklerini dile getirinde olduğu gibi savaşmaya hazırım mesajı vermiyor muydu? Veriyordu. Belki Türkiye bir farklı şey olarak o geçmişte Cumhuriyet'in yani Atatürk'ten sonra izlenilen dış politikanın, o pasifize dış politikanın dışında kabuğunu kıran ve aktif rol oynamak isteyen bir şeye doğru gittiğini görüyoruz. Ama şu var İlhan Hocam, yani o dönemlerde Türk milleti, Türk devleti büyük bir travma geçirdi. Nasıl bir travmadır bu? Ölümün eşiğinden dönmüştür. Yani yok olmanın eşiğinden döndüğü için gelecek 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içerisinde sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali çok temkinli yaklaşmıştır ve bunda da haklıdır ya. Çünkü tabii ki bunda iki kutuplu şey. Dünya olmasının evet. getirmiş olduğu şey de var. Yani ister istemez bu böyle bir politikaya bürünmesinin arkasında bu gerçek de var. Tabii. Fakat çünkü karşında iki tane dev var yani evet. o şeyde, dönemde işte sosyalist blok, kapitalist blok. Onu da göz önüne almak lazım. Ama işte nereye kadar kaçacağız, bir de o var. Evet. Biz şu anki Türkiye'nin Orta Doğu'ya girmesi kaçınılmaz bir noktaya girdiği andan itibaren dahil oldu. Artık şimdi, bundan kaçma şansı yok. Şunu söyleyelim. Türkiye'nin problemi günümüzde toprak kazanma problemi değildir. Ya da aynen eski Osmanlı İmparatorluğunu yeniden ihya etmek de değildir. Günümüzdeki problemimiz güvenlik problemidir. Bekan yani meselesi. Güvenliğimizi tehdit eden şeylerle savaşmaktır. Yoksa bizim yolumuz Akdeniz'den Çin'e kadar açık. Açık, Baltık evet. Denizi'ne kadar açık. Yani buralarda kimse dur diye yok. Evet. Tabii yani bütün dünyayı sarmışız millet olarak. Maşallah Sibirya'dan Afrika'ya kadar, çekilir. Baltık'tan Çin'e kadar her yerde varız. Hocam, yani toprak kazanmaya ihtiyacımız yok. Devlet sınırlarının öneminin azaldığı bir dönemde aynen. dünyada farklı ekonominin, bilimin, üretimin, bilginin önem kazandığı bir dönemde toprak peşinde koşmanın anlamsızlığı ortadadır. Yani hakikaten öyle. Yani bununla ilgili şey olamaz. Şimdi bir özür dilerim. Buyur. İsrail bize tohum satıyor. Evet. Küçük bir İsrail. Evet. Ama sen koskoca Türkiye'sin. Kendi tohumunu yetiştiremiyorsun. Bunlar için korktuk işte. Özür diliyorum bir cümle. Şimdi hocam mıydı petrolden bahsetti? Evet. Şimdi ayağımızın altındaki petrolden haberi olmayan, ondan sonra matbaa günahtır diye 200 sene sonra getiren 300. bir milletiz ya. 300. Yani, o konuda ihtirazi şeylerim olabilir ama yani konumuzla neyse, ilgili olmadığı için şimdi geçiyorum. Geçelim. Evet. Orada tamam bir şey daha söyleyebilir miyim? Oradan şeye geçelim. 20 dakikamız var. Evet. Güncele geçiyoruz. Fırat Kalkan ve Zeytin Dalı'na geçelim. Buyurun devam edin. Orada sizle hocalarımla bitirelim. Orada bir şimdi terör örgütü tanımlaması ile ilgili şey söyledi ya. Hakan Hocam. Büyük devletlerin, büyük devlet tarihte böyle, büyük güçlerin terör tanımlaması veya bu tanımın dünyada meşruiyet kazandıran tanımı
büyük güçlerin yapıyor olması bugün en büyük acılarımızdan bir tanesidir. Geçmişte Müslüman kardeşler Osmanlı'ya karşı veya Orta Doğu toprakları üzerindeki Ermeni milisler Osmanlı'ya karşı, Ermeniler Osmanlı'ya karşı faaliyette bulunduğunda bu terör örgütü olmuyordu. O, o ne oluyordu? Hak arama mı oluyordu? O haklarını arayan, ideallerin peşinde koşan milisler en şey itibariyle öyle oluyordu. Bizim için terör örgütü olarak tanımladığımız şeyler onlar için böyle olmuyordu. Aynı sıkıntıları günümüzde de yaşıyoruz ne yazık Kürtler, ki. Kürt kardeşlerimizle yaşıyoruz desem yanlış söylemiş olurum değil mi? Şu an mesela işte Kuzey Irak'tan yani Suriye'nin kuzeyinde oluşmuş olan oluşum bizim için nedir? Bir terör örgütü. Niye Türkiye'nin beka problemi vardır diyoruz. Bundan sonra zincirleme bir biçimde yaratacağı, Türkiye üzerine yaratacağı etkileri düşünerek bunun için ne yapıyoruz? Harekatı yapmamızın arkasındaki sebeplerden birisi de budur. Yani son raddeye kadar gelmiştir. Peki Amerika için nedir? Batı için nedir? Rusya için nedir? Zaman zaman ittifak yaptığımız Rusya için nedir? Bürosu yok mu? Kürtlerin başkentlerinde büyük güçlerle ne yazık ki meşruiyet zemininde de ne yapamıyoruz? Anlaşamıyoruz. Bu Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından birisidir. Davamızı dünyada meşrulaştıracak argümanlar geliştiremezsek bu meselede çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya devam edeceğiz. Büyük güçlerin bir de şöyle bir tarafı var işte. Bir devlet ne kadar büyük güç olursa bir argümanı kendi lehine o kadar çok kullanabilmektedir. Yani o konuyla ilgili biz şimdi her tarafta biz genellikle televizyonlarda konuşuyoruz. Onlar da mutlaka konuşuyorlar ama onlar arka planda işte kuruluşlarıyla yaptırmış oldukları araştırmalarla edinmiş oldukları bilgi birikimleriyle bu işi hazırlıyorlar. Ve mesela Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi Orta Doğu'da hızla dönüşen, hızla değişen politikalara ayak uydurmakta zorlanmasıydı. O kadar hızlı politik değişimler oluyor ki akşam ülkeler birisiyle tabiri caizse yatıyor, sabah başkasıyla kalkıyor. Bu kadar hızlı değişkenlere karşı Türkiye bu politikalara ayak uydurabiliyor mu? Bunu sorgulamak gerekiyor. Büyük güçlerin böyle bir şeyi var. Onlar hızla değişebiliyor. 2011'e kadardı galiba. Amerika ile Suriye ve Orta Doğu konusunda aynı paralelde giderken ne oldu? Birden karşı karşıya gelmeye başladık. Nasıl oldu da Amerika bu kadar hızlı dönüşüm gösterdi ve biz öylece kala kaldık? Bunların da sorgulanması gerekiyor. Evet, yani evet. Şimdi ortada bir proje var. Evet. Fırat. Özür dilerim. Zamanımız daralıyor da. Daralıyor değil mi? 15 dakikamız var. Şimdi tamam, şu... Tamam, 5'er dakika. Erkan Hocam. Evet. Zeytin Dalı. Şimdi benim burada şöyle açmak istiyorum. Benim zoruma giden bir şey var. Genelde bakıyorum o aydın dediğimiz kesim. Hatta birkaç gün önce yine aynı şeyle karşılaştık. Şimdi vatandaş diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bir oy alma kaygısıyla yaptığı bir çıkarmadır. Zeytin Dalı hareketi yapılmalı mıydı? Yapılmasaydı ne olurduyla başlayalım, 5'er dakika konuşalım. Şimdi şöyle... Çünkü daha önce Efrat Kalkan hareketimiz olmuştu. Şu anda da onu konuşalım. Şimdi yapılmalı mıydı gibi bir soru aslında biraz havada kalıyor. Çünkü Türkiye'nin burada bir tercihi söz konusu değil. Türkiye'nin buraya barış operasyonu düzenlemesinin temelinde bir gereksinim, bir ihtiyaç vardır. Çünkü kendi sınırları tehlike içerisinde ve güvenliği söz konusundadır. Yani güvenlik zafiyeti Türkiye burada yani gösteremez. Siyasi bir kaygı olduğunu ben düşünmüyorum. Peki, tamam. Açıkçası. Yani şunu da açıkça net bir şekilde ifade etmek lazım. Yani Türkiye
Biliyorsunuz yaklaşık bir 15 milyona yakın bir Kürt nüfusu Türkiye'de mevcut. Bazı rakamlara göre, bazı tarihçilerin rakamlarına göre 10-15 milyon bir Kürt mevcut. Bu operasyon, yani Suriye'de yapılan operasyon Kürtlere karşı yapılmış bir operasyon değil. Bu PKK, YPG veya PYD, isterseniz hangi grubu koyarsanız koyun o gruba, bu Türkiye'nin güvenliğine tehlikeye atan gruplara karşı yapılmış olan bir operasyondur. Ve eğer baktığınız zaman şu an PYD veya onun askeri kanadı olan YPG gücünü nereden alıyor? Amerika'dan alıyor. Ve bugüne kadar Kürtlere Amerika kadar hiçbir devlet zarar vermemiştir. Mesela bakın 1988 Halepçi olaylarına kimyasal silahların kullanılması ve yaklaşık olarak 7 bin Saddam tarafından 7 bin 8 bin tane oradaki Halepçe'deki Kürt'ün katledilmesi Amerikan tarafından çok net bir şekilde biliniyor. Ve Dışişleri Bakanı tarafından da o dönemde söylendi, doğrulandı ve bunu önlemediler. Yine aynı şekilde bakın Körfez Savaşı sırasında yani Irak Saddam Kuveyt'e girdiği esnasında Irak'ın iç işlerinde bir isyan başlatıp Irak'ı Saddam'ı zayıflatma politikası güdüyordu Amerika. Böylece Körfez Savaşı'nda Irak'ı ve Saddam'ı çok rahat bir şekilde yenebileceğini tahayyül ediyordu. Bunu yine Kürtlere yaptı ve yine binlerce Kürt'ü orada Saddam'a harcattı. Yine geliyoruz bakıyoruz Suriye'ye. Kamışlı'da şu anki Esad'ın babası Beşar Esad tarafından yine binlerce Kürt katledildi ve yine Amerika ile yakın ilişkiler içerisindeydi o dönemlerde. Şimdi bakıyoruz, şimdi yine aynı şekilde burada bir az önce Ergin Hocam Kürt kartı dedi. Amerikan bu Kürt kartını tekrar kullanmaya başladı ve orada bir askeri kanat oluşturmaya başladı. Kürtlerden bir askeri kanat oluşturmaya başladı. Aslında şunu da ifade etmek lazım. Türkiye Suriye'de ben PYD ile YPG ile savaştığına inanmıyorum. Türkiye şu an Suriye'de Afrin operasyonunda ben Amerika ile savaştığını düşünüyorum. Neden? Çünkü PYD eğitimini kimden alıyor? Amerika'dan alıyor. Silahını Amerika'dan alıyor. Görüyoruz bazı haber kanallarında kendi mevzilerini bile Amerikalılara yaptırıyor. Şimdi burada diyebilir miyiz ki Türkiye PYD ile savaşıyor? Tamamen teçhizatla, Amerikan teçhizatıyla donatılmış bir birlikten bahsediyoruz. Komutanları hakeza yine Amerikalılar. Baktığınız zaman Amerikalılar bunları tekrar Türkiye'ye karşı kullanmış ve kullanmaya da devam ediyor. Ama şunu MGK bakın 2014'te özellikle bakın Kürtlere karşı olan Türkiye'nin tutumu bu. 2014'te Kobani harekatı var biliyorsunuz. DAEŞ tarafından kuşatılmıştı. Ve o dönemde sadece Türkiye, Kobani'ye gerçek anlamda yardım yapan bir devlet varsa o da Türkiye'ydi. Nasıl yardım etti? O dönemde yani 2014'te Amerika yani Obama yönetimi o dönemde White House veya Beyaz Saray dediğimiz kesim YPG'yi, PYD'yi silahla donatırken mülteci yaklaşık 200 bin tane sadece 2015'e kadar mülteci Kobani'den Kürt mültecisi gelip Türkiye'ye yerleşti ve Türkiye bunlara ev sahipliğini yaptı. Bu şekilde onlara bir kucak açtı. Dolayısıyla Türkiye'nin onlara karşı yapmış olduğu yani Kürtlere karşı yapmış olduğu bir operasyon, bir hareket kesinlikle değil. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi finali hocam sizinle yapacağım. Ne olacak sorusu. Buyurun İlhan hocam. Soru ne olacak sorusu size ait değil. Biz tarihçiler geleceğe ait hatta ben günümüzdeki olaylarla ilgili bile görüş beyan etme konusunda biraz çekimser davranırım ama mutlaka yani burada bir tarihçi olacak. Kimliğiyle evet. Değil de tamamıyla amiyane tabirle hala herkes gibi bu konuda Türkiye'deki olayları takip etmenin getirmiş olduğu bir şeyle birkaç şey söyleyeceğim. Birisi şu. Şu an Türkiye'nin yapmış olduğu Zeytin Dalı Afrin Harekatı'nın yapılıp yapılmamasını muhalefet de çok sorgulamıyor. Artık o da kabul etti. Yani Türkiye'de sadece iktidar partisi değil. Sadece Türkiye'de marjinal gruplar buna karşı çıkmaktadır. Evet. Yani bu hareketin Türkiye kamuoyu için meşruiyeti
artık bence tartışılmaması gerekir. Aynen. Bu bitmiştir bu. Şunu tartışabilirim ama, yani bu hareketin yapılmasına sebebiyet verecek olaylar ve izlenilen politikalar doğru muydu, değil miydi? Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce, 5, 7, 8 yıl öncesine kadar gitmek de dahil olmak üzere, bu olaylar buraya gelinceye kadar izlenilen politikaların tartışılmasına bir şey evet. demiyor. Ama Türkiye'nin geldiği yerden, geldiği noktadan artık kimse tartışmıyor. Çünkü daha da ötesi, bu artık bir beka meselesi olarak ne yapılmakta? Görülmektedir. Bunu muhalefet de artık ne yaptı? Yani Türkiye'de sadece de, diğer şeylerde. Ama marjinal gruplar ve bazı uç aydınlar bu hareketin yapılıp yapılmamasını ne yapmakta? Sorgulamaktadırlar. Bu ayrı. Her ülkede vardır, olacaktır. Olacaktır. Genelin, kamuoyunun genel kabulü ve meşruiyeti sağlaması bizim için bu önemlidir. Büyük güçler açısından bu şeye baktığımızda şunu görüyordu ya, Kürt aydınların birçoğu da şunu biliyordu. Ya bu bölgede bir Kürt devleti, o ideal ettikleri Büyük Kürdistan, Büyük Kürt devleti kurulsa bile deniyordu. Yıllar önce okuduğumuz şeyler de vardı. Büyük güçlerin maşası, büyük güçlerin aleti, büyük güçlerin politikalarının paralelinden dışında bir politika izleyemeyeceğini bazı Kürt aydınları da kabul etmişti. Bunu göz göre göre kabul edilmesine rağmen, yani bir araç olmayı, büyük güçlerin aracı olmayı kabul etmesine rağmen bu yolda devam edilmesindeki ısrar ve mantığı ben bazen anlamakta zorlanıyorum. Sen evet büyük güçler için bir araçsın. Bugün seni kullanacak, yarın dünyadaki jeopolitik dengeler değiştiği andan itibaren kaldırı batacak. Bunun tarihsel örneklerini o kadar çok görüyoruz ki. Ya Ermenilerden görüyoruz. Yani Ermeniler büyük güçler yükledi. Birinci Dünya Savaşı geldiğinde yanlış basınasının dedi. Artık ne yapmıyorum, beni ilgilendirmiyorsun, yetti seni kullandım dedi. Ve ne yaptı? Ermenileri Türkiye ile Türk toplumuyla, Kürt toplumuyla baş başa bıraktı. Kürtleri de aynı şeyi yaptı. Mağbat Cumhuriyeti örneğinde var. Kürt kartının oynanması yakın bir zamanda değil ki. 19. 20. yüzyılın başlarında İngilizler başladı bu işe. Evet. Nedir? Baktı ki şey bulamıyorum. Çok fazla zemin bulamadı. Ermenilere yöneldi. İngilizler ve Ruslar her ikisi de Ermenilere şey yaptı. Ancak Mağbat Cumhuriyeti olayında oldu. Molla Mustafa Barzani olayında oldu. Yani bunu şeylerimiz takip edenler bilir. Her ikisinde de destekledi. Dünyadaki şartlar değişti. Ekonomik konjüktür değiştiği andan itibaren terk etti. Molla Mustafa Barzani nerede öldü? Mektup yazdı gitti. Amerika'da önce Rusya'ya gitti. Öbürü gitti. Amerika'da öldü. Yani ve yalvaran mektuplarla yalvararak öldü adam. Bunu bile bile, bunu göre göre bugün Orta Doğu'da Kürtlerin hayaller peşine, büyük devletlerin hayallerinin peşinde, kendi değil, sadece kendi değil, en azından büyük devletlerin hayalleri peşine takılması beni. Yani tarihi bilmemektir, tarih şuurundan yoksun olmak demektir. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Şimdi Ergün hocam. Evet. Şimdi 4 öğle var. 2'de biz ilave ettik. Bir torpil yapayım size 6 dakika. Şimdi evet, Zeytin Dalı ve en son tahmininiz. Hani ne olacak sorun vardı ya, buyurun. Evet. Şimdi neresinden başlasam bilemiyorum. Türkiye'nin bölgede güvenlik öncelikleri vardır. Bunlar bölge ülkelerinin güvenlik askeri müdahalelerinin uluslararası ayrışma ile uluslararası platformlarda diplomatik olarak çözülmesidir. Ayrılıkçı gruplar, radikal unsurlar, terörist gruplar, gruplar hepsinin aslında fakat burada gözümüze şöyle bir şey çarpıyor. Amerika artık diplomasiyi bırakmıştır. Evet. Neden bırakmıştır? Çünkü askeri hareket yapan bir devlet artık diplomasiyle uğraşmaz. Bu 2 kere 2'nin 4 olduğu gibi.
Hani Amerika diyorlar Birleşmiş Milletler oylamasında kaybetti. Yok oradan karşına hiç umurunda değil. Umurunda değil. Çünkü askeri harekat yapıyor adam. Daha sen ne diplomasisinden bahsediyorsun? Evet. Ha, Türkiye'nin önceliği de diplomasi olmalıydı. Fakat iş o raddeye gelmiştir ki artık diplomasinin iyi niyetin sökmediği bir aşamadayız. Bu aşamada demin İlhan Hocam çok güzel ifade etti. Buraya nasıl gelindiği sorgulanabilir. İşte baştan beri anlatıyoruz. Bu bir projedir. Bizi buraya getirdiler açıkçası. Evet, evet. Getirdiler. Getirenler mi suçlu, gelenler mi suçlu? Orası tartışılabilir. Bir laf vardır. Hiçbir zaman kurda kabahat bulmayacaksın. Kurdun işi sürüden koyun kapmaktır. Koyunu yok mu? Niye sürüden ayrılıyorsun? Evet, kabahat ya koyundadır ya çobandadır. Bizi buraya nasıl getirdiler? Burası sorgulanmalı. Şimdi işin bu raddesinde elbette ki milli birlik ve beraberliğin sağlanması esastır. Biz Türk milletinden hiçbir zaman şüphelenmedik. Gücünden, bilhassa askeri gücünden, askeri yeteneğinden, hiç silahı olmasa da. Yok Amerika uçak veriyormuş da, cipini vermiyormuş da, bilmem benzinini ver, hiç bunlar önemli değil. Amerika 20 yıllık plan mı yapıyor? Orta Doğu projesi planı mı yapıyor? 50 yıllık plan mı yapıyor? Bunlar da önemli değil. 4000 yıllık plan yapması lazım. Öyle 20 yıllık, 30 yıllık plan kesmez. Kesmez. 4000 yıllık plan yapması lazım. Evet, Türk milletini dize getirebilmesi için. Oynanan oyunların biz farkında değiliz. Önce ordumuzun dişlerini sökeceksin, sonra tırnaklarını sökeceksin, sonra iç savaş yaratmaya çalışacaksın, ondan sonra operasyona mecbur kılacaksın. Bu oyunları biz görüyoruz. Ama ne olur bize? Hiçbir şey olmaz. Biz Haçlı seferlerinden beri 1000 yıldır bu oyunlarla muhatabız. Bizim tarihimizde öyle devirlerimiz var ki, mesela 15. yüzyılın başları diyelim. Bir tarafta Osmanlı Yıldırım Bayezid'i var. Bir tarafta Kadı Burhanettin oğulları var. Bir tarafta Erzincan Mutahharten Emirliği var. Bir taraftan Ordu bölgesinde Hacı Emir oğulları var. Bir taraftan Akkoyunlar geliyor. Bir taraftan da Timur geliyor. Böyle devirlerden geçmiş bir milletiz. Şimdi mi boyun eğeceğiz? Şimdi mi? Biz çökeceğiz. Milli mücadele. Dedim ya, öyle 20-30 yüzyıllık planlar bizi kesmez. 4000 Amerika dediğinin 250 senelik tarihi var yani. E bir terörist. Hepsinden plan olsa ne olur? Hocam ya? Terörist devlet zaten. Aynen öyle. Evet, çok teşekkür ederim. Sözlerimi böyle bitirmek hocam istedim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, başkanla baş başa programının sonuna geldik inşallah. Gelecek haftada yine başka bir programda birlikte olacağız. Ben tekrar konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ordu Üniversitesi hocalarımız vardı bu akşam misafirimiz. Hemen yanımda Profesör Doktor Ergin Ayan kardeşim. Çok teşekkür ederim hocam. Diline sağlık. Evet. Allah razı olsun. Ve son cümlelerin gerek bana gerekse bütün Türkiye'ye gerçekten şöyle yüreğine su serpti derler ya. Su serpti. Evet, 4000 yıllık düşünsün onlar. Biz bize yetiyoruz. Evet, genç kardeşimiz Doktor Hakan Güngör kardeşimiz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve yine tarihçi kardeşimiz Profesör Doktor İlhan Ekinci, çok teşekkür ederim. Ağzınıza, birbirinize sağlık. Ne demek. Şimdi şununla da bitirmek istiyorum. Var mı dünyada hiçbir asker şunu söyleyecek? Ben ölürsem bana verilecek parayla bir okul yapılsın ve burada çocuklar eğitilsin. Maşallah. Hangi milletin 20 yaşında, 22 yaşında askeri söylemiştir? Biz böyle bir milletin torunlarıyız. Biz elhamdülillah. Abdurrahim Karakoç diyor ki, Türküz, Müslümanız, gerisi ne ki? Bu dinde bakidir, bu soyda baki. Bir gün bu memleketin kızılı akı ayrılacak, ayıracağım hele dur diyor. Hoşça kalın. Ağzınıza sağlık.
Fani Tomato Başkan'la baş başa...